Akdeniz Havzası medeniyetlerinin şekillenmesine tartışmasız en fazla katkıda bulunan medeniyetlerden biri de Antik Yunan medeniyetidir. Denizcilikte mahir bu insanlar zaman zaman Akdeniz'i paylaştıkları diğer insan topluluklarıyla mücadele içinde olsalar da genellikle kültürün uzak mesafeler boyunca ticaret yoluyla aktarılmasına aracı olmuşlardır. Mısır, Fenike, Kartaca, Roma ve Anadolu medeniyetlerinin şekillenmesinde Yunanlıların katkısı yatsınamaz. Yunanlılar için batı dillerinde Grek kelimesinden türemiş kelimeler kullanılmaktadır. Grek kelimesi ilk defa Yunanistan, Ege adalarında ve Batı Anadolu, Sicilya, Kuzey Afrika, Batı Fransa'da kurdukları kolonilerde yaşayan, aynı dili kullanan halk için Romalılar tarafından kullanılmış, sonrasında ise Batı dillerine geçmiştir. Yunanlar ise kendilerini Helen olarak adlandırmışlar ve topraklarına Hellas demişlerdir. Yunan kelimesi ise esasında köken itibariyle Batı Anadolu sahillerinde koloniler kuran İyonlar ile ilişkilidir. Doğu halkları Yunanları İyonya kolonileriyle tanımış olun. Özellikle Sami dillerinde İyon kelimesi Yuan, Yuan, Yevan gibi kelimelere evrilmiştir. Antik Aramice'nin yazım dilinde sesli harflerin bulunmaması kelimenin bu denli fazla değişmesine sebep olmuştur. Yunanların kökenine gerek kültürel açıdan gerekse bölgeye farklı insan göçleri sebebiyle farklı tabakalarda değerlendirmek gerekir. Bölgede kurulmuş ilk medeniyet Girit adasında Neolitik çağda ortaya çıkan Minos uygarlığıdır. Minos uygarlığı milattan önce 3500'lerde doğmuş ve milattan önce 2700 ile milattan önce 1450 yılları arasında ise en parlak çağını yaşamıştır. Ticarette gelişmiş bir uygarlık kuran ve zamanla madenleri işlemeye başlayan bu uygarlığın yazısı halen çözülebilmiş değildir. Tanrıçalara tapan Minosların yok oluşu ise halen tam olarak aydınlatılamamıştır. Fakat bu yok oluşa sebep en büyük şüpheli gürültüsü Mısır'dan dahi duyulan ve küresel etkileri olan Santorini Volkanı patlamasıdır. Girit adasına yakın olan Santorini takım adalarında M.Ö. 1642 ile 1540 tarihleri arasında gerçekleştiği düşünülen bu patlama sonucu önce tsunami'ler gerçekleşmiş, sonrasında ise kül yağmuru ile Minos medeniyeti geri dönülemeyecek kadar ağır bir darbe almış ve tarih sahnesinden silinmiştir. Öyle ki Platon'un aktardığı Atlantis efsanesi ile bu felaketin yaşandığı coğrafya oldukça örtüşmektedir. Belki de Platon bu efsaneyi kaleme alırken günümüze ulaşamayan bazı tarih kroniklerinden faydalanmıştı. Minos uygarlığının ışığı sönerken asıl Yunan uygarlığının ilk nüvesi olarak kabul edilen Yunan ana karasında M.Ö. 1600 ile 1100 arasında hüküm sürecek olan Miken uygarlığı ortaya çıkmış. Miken uygarlığı sonrasında Girit adasını da işgal etmiş ve proto Yunan kültürüne adayı dahil etmiştir. Bu işgal sonrası Mikenler Minosların lineer A yazı sistemini alarak lineer B yazı sistemini geliştirecektir. Yunan dilinin ilk hali olan Proto Yunanca Aslen Proto Indo Avrupa dilinin bir lehçesidir. Geç Neolitik çağda Proto Yunanca olacak olan bu lehçenin konuşmacıları Karadeniz'in kuzeyi doğusundaki ana Balkanlara ve Yunan Alası'na göç ettiler. Proto Yunanca'nın evrimi bireysel diller arasında kesin sınırlarının belirlenmesini zorlaştıran erken bir Paleo Balkan Sprachbund yani genetik olarak ilgisiz olsa da aynı coğrafyayı paylaşan toplulukların dillerinin yakınlaşması bağlamında düşünülebilir. Yunanca tek başına Hint Avrupa dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Bazı dil bilimciler Ermenice ve Yunanca'yı Greco Graban adı altında bir üst grupta birleştirmesine karşın Yunanca ve Ermenice arasında bazı fonotik ve morfolojik benzerliklerden öte bir yakınlık bulunmamaktadır. Milattan önce 12. ve 13. yüzyıllarda ise kuzeyden Balkanlardan gelen kabileler Miken kralları ile hanedan evlilikleri yoluyla ilişki kurarak yönetimi özellikle Mora Yarımadası merkezli olarak ele geçirmeye başlamıştır. Homeros'un eserlerinde sıkça bahsettiği bu halkın adı Akalardır. Milattan önce 12. yüzyıldan itibaren Aka Birliği denilen konfederasyon Antik Yunanistan'ı şekillendirmiş Homeros'un İlyada ve Odiseyası'nda Akalar antik Yunan topluluklarının tümünü tanımlamak için kullanılmıştır. M.Ö. 12. yüzyılda ise Homeros'a göre Akalar'ın akrabaları olan ve yine kuzeyden gelen gizemli bir halk, Dorlar ve Arnavutların ataları olan İlyalılar Yunanistan'ı işgale başlamıştır. Dorların demirden yapılmış silahlarına karşı Akalar halen büyük oranda tunçtan yapılmış silahlarla karşı koymaya çalışmış olsalar da Akalar Dorlar'ı durduramamıştır. Yapılan çalışmalar Dorların günümüz Polonya'sından göçe başladıkları, burada Keltlerin, İliryalıların, Datçalıların ve Trakların komşuları oldukları yönündedir. Esasında Doğu Avrupa'da baş gösteren kıtlık insan topluluklarını göç etmeye zorlamış, hareketlenen insan kitleleri komşu halklarla mücadele içine girmiş, bu kaos çağında birçok antik halk yok olmuş ya da bambaşka topraklara yerleşerek hayatta kalmayı başarmıştır. Dor istilası esasında Yunanistan'da karanlık bir çağ başlatmış, yazı unutulmuş, ticaret fazlasıyla daralmış, 400 yıl boyunca antik Yunan medeniyetinde herhangi bir ilerleme görülmemiştir. Bu karanlık çağ ile ilgili elimizde fazla bilgi olmamasına karşın bir hipoteze göre Doğu Avrupa'da başlayan insan topluluklarının hareketi sonrası Yunanistan'dan ve Trakya'dan kaçan insanlar Anadolu'ya geçmişler ve Hititlerin yıkılmasına veya bir duraklama dönemine girmesine neden olmuşlardır. Göçler sonrasında Yunan Anadolu arasından ayrılan Ayoller, Kuzey Batı Anadolu'ya, Edremit Körfezi civarına, İyonlar, Batı Anadolu'nun orta kesimine, günümüz İzmir'i ve çevresine, Dorlar ise Anadolu'nun güney batı köşesine, Muğla ve Rodos Adası civarına yerleşmişlerdir. Dorlar Rodos ve civarına yerleşerek Güneydoğu Ege'de güneş tanrısı Helios'a tapan bir medeniyet kurmuşlardır. Rodos'un ilk sakinleri olan Dorlar Argos'tan gelen denizci bir kavimdi ve güneş ilahı olan Helios'a taparlardı. Dorlar Rodos'ta en parlak devrini M.Ö. 3. asırda yaşayan bir medeniyet kurdular. Mısır ve Fenike'nin ürünlerini alıp satarak zenginliklerini arttırdılar. Adayı kültür sanat merkezi ve felsefe okulu haline getirdiler. Batı Anadolu'da Datça ucunda bulunan Knidos Antik Kenti'ni ticari, kültürel ve eğlence açısından devrin en önemli liman şehirlerinden biri haline getirdiler. Makedonya Kralı Demetrios, Rodos'u M.Ö. 4. yüzyılın sonlarına doğru uzun süren bir kuşatma altına almıştır. Dorlar, Demetrios'un kuşatmasına karşı başarılı bir şekilde direnmelerini, tanrıları olan Helios'a borçlu olduklarını düşünerek Kuşatmanın kalkması anasına zafer anıtı olarak ve ilahlara Helios'a şükran borçlarını ödemek için Rodos Limanı'nın girişine büyük bir Helios heykeli yaptılar. M.Ö. 281-280 yılında yapılan 32 metre yüksekliğindeki bu Tunç heykel elinde bir meşale tutuyordu. Bugünkü New York Limanı'ndaki özgürlük anıtı Rodos heykelinden esinlenilerek yapılmıştır. Dünyanın 7 harikasından biri olan Helios heykeli bir deprem sonrası yıkılmış günümüze ulaşamamıştır. Yunanistan'ın istilasından sonra Batı Anadolu'ya göç insanların etkisiyle kurulan bir diğer medeniyet ise İyon medeniyetiydi. M.Ö. 1200'lü yıllarda ortaya çıkmaya başlayan bu medeniyet esasında 12 şehir devletinden oluşan bir birlikti. Bu 12 şehir devleti Miletos, Mios, Priene, Efes, Kolopon, Lebedos, Teos, Eritia, Klazomenia, Poketia Samos ve Kios olup Sonrasında bu devletlere Ayyon Birliği'nden kopan günümüzde İzmir olan Simirna ve Dor Birliği'nden atılan günümüzde Bodrum olan Halikarnas da katılmıştır. İyon medeniyetinin bağımsız şehir devletleri şeklinde organize olması, fikirlere karşı daha özgürlükçü olması ve sayıları yüzlerle ifade edilen Akdeniz'in batısından Karadeniz'de Kırım'a uzanan ticaret kolonileriyle zenginleşmesi sonucunda hızlı bir ilerleme sürecine girmiştir. İyon medeniyetinde tıpta Hipokrat, tarihte Herodot, felsefede Diyojen, matematikte Pisagor, Thales oldukça önemli düşünürler ve bilim insanları yetişmiştir. Fakat İyon medeniyeti Pers istilası sonucunda son bulacak, İyon birliğini oluşturan tüm şehir devletleri yağmalanırken sadece Perslerle anlaşarak teslim olan Milatos yıkımdan etkilenmeyecektir. Yaygın düşüncenin aksine bugünkü anlamda önce Doğu medeniyetine sonra modern Avrupa medeniyetine etki edecek olan Yunan medeniyetinin ilk nüvesi kökenleri tam olarak belli olmayan Doğu Avrupalı göçmenler vasıtasıyla Yunanistan'da değil Batı Anadolu kıyılarında İyon şehir devletlerinde ortaya çıkmıştır. Milattan önce 547'de Pers İmparatoru Büyük Kiros'un İonya'yı istila etmeye başlamasıyla birlikte zaman zaman sıcak savaşlara dönüşerek 200 yıl boyunca devam edecek olan Pers-Yunan düşmanlığı başlamıştır. Bu süreçte İyon şehir devletleri zayıflarken arkaik dönemde Atina gibi Yunan şehir devletleri güçlenmiştir. Pers egemenliğine karşı çıkan İyonlar M.Ö. 499 ile 493 yılları arasında ayaklanmış, M.Ö. 498 yılında ise bölgesel Pers başkenti Sart ayaklanmacılar tarafından ele geçirilerek yakılmıştır. Perslerin oldukça önem verdiği şehirlerinin yıkılması üzerine küplere binen Pers İmparatoru 1. Darius, İonları ve İonları destekleyen Atina'yı cezalandırmak için sefer kararı aldı. Pers kuvvetleri MÖ 494 yılında yeniden toparlanıp isyanın miletteki merkez üstüne hücum ettiler. Lade Deniz Muharebesinde İon donanması kesin bir yenilgiye uğradı. Ardından millet kuşatıldı, ele geçirildi ve halkı sürüldü. Bu yenilgi İyon isyanının çözülmesine yol açtı ve son direnme güçleri de bir sonraki yıl ezildi. Yeni ayaklanmalardan ve Yunanistan'ın yeniden bu ayaklanmaları desteklemesinden kaçınmayı amaçlayan 1. Darius Yunanistan'a istila etmek ve Atina ile Eretria'yı Sart yıkımından dolayı cezalandırmak için bir sefer kararı vermiştir. Yunanistan'a yönelen ilk Pers istilası M.Ö. 492 yılında başlatıldı. Pers orduları komutanı General Mardonius Trakya'yı ve Makedonya'da bir kısım bölgeyi ele geçirdikten sonra bir dizi terslik nedeniyle seferini planlandan önce son vermek zorunda kalmıştır. Karşılaşılan ilk terslik donanmasının Aynaroz Dağı kıyılarında bir fırtınaya yakalanmasıydı. General Trakya'da bir savaşı yönetirken meydana gelen bu yıkımda Herodot'a göre Pers donanması 300 gemi ve 20 bin adam kaybetmiştir. General Mardonius'un donanmasız kalması kuvvetlerini Anadolu'ya çekmek zorunda bırakıyordu. General Trakya'da yaralanması üzerine görevden alındı ve ordunun komutası Arta Pernes'e donanma ise Datis'e verildi. 2 yıl sonra milattan önce 490'da toplanan güçlü bir ordu ve donanma Ege denizi üzerinden seferi yeniden başlattı. Bu Pers seferi önce Nakşa'yı kuşatıp yakıp yıktıktan sonra Kiklat adalarını diğer kent devletlerini Pers hakimiyetinin altına aldı. Daha sonra batıya yönlenen donanma Eretria'yı düşürmüştür. Yunanistan ana karakasında karaya çıkan Pers ordusu maraton muharebesinde Atina kuvvetleri tarafından kesin bir yenilgiye uğratıldı. Bu yenilgi sefere başarısızlığa uğratmıştır. Bu yenilgiden sonra 1. Darius Yunanistan'ın istilası için yeni bir plan hazırlamaya girişti. Fakat M.Ö. 486 yılında ölmesi üzerine bu istila oğlu ve ardılı 1. Serhas'a kalmıştır. 1. Serhas antik dünyanın gördüğü en büyük orduyla Sart'tan hareket etti. Askerliğini ve malzemeyi Çanakkale Boğazı'ndan karşıya geçirmek için Abidos'tan Sestos'a uzanan 200'er köprü kurdurdu. Bu kesimde Çanakkale Boğazı yaklaşık olarak 1.3 kilometredir. Ancak orada henüz karşıya geçmeden çıkan bir fırtınayla köprüler tahrip olmuştur. Galeyana gelen Serhas köprülerin inşasından sorumlu adamlarının kellelerini vurdurmuştur. İkinci köprü dönemin savaş gemileri olan Pentekontera ve Tremelerle oluşturuldu. Atina ve Sparta'nın başı çektiği Grek ittifakına karşı Termofil muharebesinde kazanan Pers ordusu ilerleyerek Yunan anakarasının büyük bir bölümünü istila etmiştir. Bu sırada Grek donanması Pers donanması ile giriştiği Artemisyon Deniz Muharebesi ardından geri çekildi. Ancak Grek donanmasını bütünüyle imha etmeye yönelen Pers donanması Salamis Deniz Muharebesinde ağır bir yenilgiye uğradı. Bir sonraki yıl toplanan Grek kuvvetleri saldırıya geçerek Plateia muharebesinde Pers ordusunu yenilgiye uğrattılar. Deniz yenilgisinin üstüne gelen karadaki bu yenilgi, Pers İmparatorluğu'nun Yunanistan seferinin de sonunu getirmiş oldu. Bu tarihten sonra Yunanlar Pers hakimiyetine karşı Mısır'a kadar uzanan seferlere girişmişler fakat parlak zaferler kazanamasalar da Ege ve Marmara kıyılarından Persleri püskürtmeyi başarmışlardır. İlk Pers istilasından sonra Spartalı general Pausanias Günümüz İstanbul'un da bulunduğu yerde kurulu olan Bizantiyon şehrindeki Pers garnizonunu yenilgiye uğratmış olsa da Pers askerlerin ülkelerine dönmelerine izin vermiş, sonrasında ise Pers imparatoruna bir mektup göndererek Yunanistan'ın işgalinde yardımcı olmayı önermiştir. General bunun karşılığında Pers prensesi ile evlenmek istiyordu. Bu gelişmeler Sparta'nın müttefiki olan kent devletlerinin Atina safına geçmelerine neden olacaktı. Yunan ulusunun etnogenezi milattan önce 8. yüzyılda panhelenizmin gelişmesiyle bağlantılıdır. Bazı kültür bilimcilere göre Yunan ulusunun ortaya çıkmasının başlangıcı olarak milattan önce 776 yılında düzenlenmeye başlayan olimpiyat oyunları milat olarak alınırken bazı kültür bilimcilere göre ise Homer ve Hesios eserlerinde geçen ulusal din, ahlakın, ortak tarihin ve ortak mitolojinin şekillenmesi Yunan başlangıcını teşkil etmektedir. Yunan medeniyetinin klasik dönemi M.Ö. 323 ile M.Ö. 5. yüzyılın başları arasında Büyük İskender'in ölümüne kadar geçen bir zamanı kapsar. Klasik dönem Yunan medeniyetinin altın çağı olarak da tanımlanır ve sanatı, felsefesi, mimarisi ve edebiyatı Batı kültürünün oluşumunda ve gelişiminde etkili olacaktır. Bu dönemde Sokrates, Platon, Aristoteles gibi felsefeciler ortaya çıkmış, eserleri ve hikayelerinde erdemi üstün tutmuşlardır. Klasik dönem Yunanlar kendilerini ortak bir Helen genosuna ait olduklarını anlamaya başlasalar da yine de uzun süre ilk sadakatleri şehirlerine olmuş bir nevi feodal bağları olan şehir devletlerine bağlılıklarını koparmamışlardır. Öyle ki bu dönemde iki en güçlü Yunan şehir devleti Atina ile Sparta ve müttefikleri arasında gerçekleşen büyük ölçekli bir iç savaş olan Pelopones Savaşı tüm şehir devletlerini ciddi manada zayıflatmıştır. Sürekli bir anlaşmazlık içinde olan Yunan şehir devletlerinin çoğu esasında Makedonya Kralı Filip'in ve Büyük İskender'in Pan-Helenik ideallerinin bayrağı altında zorla birleştirilecek ve yeni bir çağ açılacaktı. Her halükarda İskender'in Ahmeniş İmparatorluğunu devirmesi, Ganikus, Isus ve Gaugomela savaşlarındaki zaferleri ve günümüz Pakistan'ı ile Tacikistan'daki ilerlemesinden sonra Yunan kültürüne önemli bir çıkış sağlamıştır. Büyük İskender, Makedonya'dan çıkarak Hindistan'a uzanan toprakları fethederken yol boyunca ticaret kolonileri, hatta yeni şehirler kurmuş Yunanların bölge halkları ile evlenmesini teşvik etmişti. Öyle ki 2000 yıl sonra dahi günümüz Pakistan ve Afganistan'ın da soylarının İskender'in ordusuna dayandığını iddia eden Kalaşlar gibi topluluklar varlığını sürdürmektedir. Büyük İskender, İskenderun, İskenderiye gibi onlarca şehir kurarken Yunanca, Roma döneminde dahi uzun yıllar Doğu Avrupa ve Ön Asya'da lingua franca olacaktır. Büyük İskender'in başlattığı Helenistik dönemle birlikte Yunanlar için artık şehir devletlerine olan aidiyet duygusu azalmış ve Yunan olma olgusu güçlenmeye başlamıştır. Bu dönemde Grek Bakriya Krallığı'nın sınırları Tibet ve Orta Asya'ya uzanırken Hint Yunan Krallığı Hindistan işlerine kadar etki alanını genişletmişti. Ptolemaeus Krallığı, Selefkos İmparatorluğu, Atalit Hanedanı, Antigonos Hanedanlıkları, Helen kültürünün Makedonya'dan Mısır'a, Orta Asya'dan Hindistan'a yayacaktır. Milattan önce 168 ve milattan önce 30 arasında tüm Yunan dünyası Roma tarafından fethedildi ve dünyadaki Yunanca konuşanların neredeyse tamamı Roma İmparatorluğu'nun vatandaşı ve öznesi olarak yaşadı. Askeri üstünlüklerine rağmen Romalılar Yunan kültürünün kazanımlarından hayranlık duydular ve büyük ölçüde etkilendiler. Bu durumla ilgili Romalı şair Horus, Grecia Capta Ferum, Victorem Sebit yani Yunanistan ele geçirilmesine rağmen vahşi Fatih'i esir aldı demiştir. Yunan dünyasının Roma fethinden sonraki yüzyıllarda Yunan ve Roma kültürleri tek bir greko roman kültürü içerisinde birleşti. Helenistik doğunun Yunanca konuşan toplulukları 2. ve 3. yüzyıllarda erken Hristiyanlığın yayılmasında etkili olmuşlardır. Ve Hristiyanlığın ilk liderleri ve yazarları özellikle Aziz Paul genellikle Yunanca konuşuyordu. Bununla birlikte Yunanistan'ın kendisi paganizme tutunma eğilimindeydi. Ve erken Hristiyanlığın etkili merkezlerinden biri değildi. Hristiyanlığın Yunanlar arasında yayılmasıyla birlikte Hristiyanlığa geçen Yunanlar pagan olan soydaşlarını Helen olarak nitelemeye başlayacaktı. Roma'nın Hristiyanlaşması ve ilk Hristiyan Roma İmparatoru Büyük Konstantin'in Roma'nın başkentini günümüzde adı İstanbul olan Konstantinopole taşıması sonrası Yunan kültürü Hristiyanlık ekseninde tekrar şekillenmeye başlamış ve Yunanlar Doğu Ortodoks Kilisesi'nin koruyucusu olmuşlardır. Diğer taraftan bu dönemle birlikte Yunanlar kendilerini Romalı olarak tanımlamışlar. Romalılık tanımı ise Yunan kültürü ve Hristiyanlık etkisiyle tekrar şekillenmiştir. Orta çağın çoğunda Bizans Yunanlıları Yunan dilinde Hristiyan Yunanlılara eş anlamlı hale gelen bir terim olan Roma İmparatorluğu vatandaşları anlamına gelen Romalılar şeklinde tanımlanmıştır. Katolik Kilisesi Bizans İmparatorluğu'nun Roma'nın devamı olarak uzun süre kabul etmiş olsa da Frankların kralı Charmaine 25 Aralık 800 tarihinde Roma İmparatoru olarak ilan etmiştir. Bu ilan Doğu Roma tarafından ciddiye alınmamış olsa da Katolik dünyası Doğu Roma İmparatorluğundan Bizans ya da Yunan İmparatorluğu Imperium Grecorum olarak bahsetmeye başlayacaktır. Esasında Bizans terimi de Batılı Katolik dünya tarafından Doğu Roma İmparatorluğu'na onları Romalı görmediklerini belirtmek için verilen bir isimdi. Yunanlar ise devletlerini ve kendilerini Bizanslı olarak değil Romalı olarak tanımlamıştır. Yunan misyonerler Ortodoks Hristiyanlığın Slavlar arasında yayılmasına önemli katkılar sağlamış olup günümüzde Rusya başta olmak üzere birçok Slav kökenli halkın kullandığı Kiril alfabesi Selanikli Yunan misyonerler olan Aziz Kiril ve Metodius'un çalışması sonucu doğmuştur. Günümüzde Yunanistan'ın nüfusu 10 milyon civarında olup Yunanistan'dan sonra en kalabalık Yunan nüfusu yaklaşık 1,5 milyon ile Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yaklaşık 650 bin ile Kıbrıs'ta yaşamaktadır. Tüm dünyaya yayılmış Yunan nüfusunun diasporalarla birlikte 16 milyon ile 22 milyon arasında değiştiği düşünülmektedir.